Türkiye'de 54 jeotermal enerji santrali olduğunu söylediniz ve bunun evet. 28'inin Aydın'da, bu önemli bir rakam ve yarıdan fazlası Aydın'da. Niçin Aydın desem, bu konuda neler söyleyebilirim? Birinci sınıf evlerinde, tarım arazilerinin olduğu yerler. Birinci sınıf tarım arazileri. Şimdi denetim yapılmış. Oraya da geleceğim ama şimdi bacalardan çıkan hidrojen sülfür gazı belli bir asit yağmuruna yol açıyor ve bu nedenle sizin bölgenizin, özellikle Aydın'ın o sarı lop diye bildiğimiz inciriyle ilgili, biliyorsunuz incir nemi sevmez. Bu konuda da bir büyük sıkıntı yarattığı bir gerçek. Aynı zamanda hem 9 Eylül Üniversitesi'nin hem de Adnan Menderes Üniversitesi'nin söz konusu santrallerle ilgili çok ciddi raporları var. Ama bütün bunlara rağmen sizin de az önce girmek üzere olduğunuz denetim konusunda yaşadığımız aksaklıkları neye bağlıyorsunuz? Çünkü hidrojen sülfür gazının bir özelliği var. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2013'te bu gaz insan sağlığını etkileyen, akciğerleri etkileyen bir gaz olarak kanserojen olduğu tespit edilmiş. Nazilli'de, Aydın'da, Germencik'te bu koku yaygın bir şekilde. Çürük yumurta kokusu. Çürük yumurta kokusu. Ege bölgesinde 4'te 1. Türkiye'de kanser oranı erkeklerde 5'te 1, Ege bölgesinde 4'te 1. Yine sizin bir soru önergenizde, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'de Aydın'da kansere dayalı ölüm oranlarının %18 arttığını ifade etmiştiniz. Evet. Konuşacağımız yargı ve hukuk reformu içerisinde dikkatimi çeken bir şey oldu. Acaba bu konuyla ilgisi var mı diye de sormadan edemeyeceğim onu. Hı-hı. Örneğin özel sektör yatırımlarında izin süreçlerinin hızlandırılması. Burada özel sektör yatırımlarında izin süreçlerinin hızlandırılması ile ilgili kısımda amaçlanan yine buna benzer santrallerin işleme girme hızını arttırmaya yönelik olabilir mi? Şimdi reform olarak ikili anlamda bir reform çalışması var. O çalışmaya reform, sonra gireceğiz. Ben sadece şurasını merak reform. Ediyorum. Tabii, tabii. Bu dediğin kısımla var. Alakalı mı bunlarla, değil mi? Bunlarla da bağlantısı var. Bağlantısı var. Tabii. O zaman bilimi maliyet kesinlikle maksimum kazanç. Maksimum minimum kazanç. Maliyet, maksimum kazanç. Maksimum kazanç. Mantık bu. Burada dikkat edilen şey birim enerji maliyetinin daha az olması. Örneğin hidroelektrik santrallerde birim enerji maliyeti daha düşük olduğu için hidroelektrik santraller tercih ediliyor. Rüzgar elektrik santrallerinin kuruluş aşaması kolay ama birim enerji maliyeti yüksek olduğu için tercih edilir. Yenilenebilir enerjiye biz karşı değiliz. Sadece çevreye duyarlı düzenlemeler yapılmasını biz istiyoruz ve talep ediyoruz. Bunun yanı sıra jeotermal enerji santrallerinin Türkiye'nin enerji ihtiyacının %2.9'unu karşılıyor olması, biraz sonra yani ve şimdi vereceğim başka bir örneğin kıyası yapıldığında aslında çok tuhaf bir birim olarak kalıyor. Örneğin Türkiye ve Almanya'nın güneşlenme süresini biz kıyas ettiğimizde Türkiye'den %40 az güneşlenme süresine sahip olan Almanya Türkiye'den 50 kat daha fazla elektrik enerjisi üretiyor. Dolayısıyla biz daha henüz kendi doğal kaynaklarımızı, yani çevreye zararsız doğal kaynaklarımızı enerjiye dönüştüremiyorken burada hem insan sağlığına hem toplum sağlığına hem toprağımızın, ürünlerimizin sağlığına, çevreye, havaya zarar veren bu santrallerin gidişine, kötü gidişine bir dur demek ya da onları iyileştirmek adına bir mücadele veriyorsunuz. Bunu anlıyorum. Evet, aynen. Yani diyorsunuz ki bugünden yarına bir yarına yürüyenler kalır, bir de yarın için direnenler diyorsunuz.